Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 10-16 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Güneş Aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor, 8. evinizi aydınlatıyor. Merkür de Aslan burcunda ve bu hafta Ay son dördün fazında olacak. Pazartesi gününden itibaren Boğa burcunda ilerliyor Ay. Pazartesi, Salı, Çarşamba öğleden sonra 16:35'e kadar Ay Boğa burcunda olacak. Hafta başından itibaren yaşamdaki keyif, konfor arayışlarımız biraz güçleniyor. Eğlenebileceğimiz, mutlu olacağımız, sevdiklerimizle paylaşımlar yapabileceğimiz fırsatlar olabilir. Çocuklarla ilgili konular öne çıkıyor. Aşk hayatımız, romantik alanlarda keyifli bir hafta başı aslında. Ay son dördün fazında olacağı için belki çocuklarla ilgili, bu çocuk sahibi olmakla ilgili bir karar da olabilir, bir haber de olabilir veya aşk hayatınızla ilgili bir konunun netleşmesi ya da bir hedefinize ulaşmanız mümkün görünüyor. Maddi manevi kendinizi güvende hissedebileceğiniz koşullar, özellikle pazartesi ve salı günleri daha rahat bir şekilde hayatınızda olabilir. Çarşamba öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay ikizlere geçecek. Artık hafta ortasından itibaren biraz daha günlük hayatımızın meşguliyetleri, biraz iş konuları, hizmet konuları, çalışma konuları öne çıkıyor. Ev ortamımızda, yaşadığımız mekanlarda da düzenlemelerle uğraşabilir ya da yakın çevremizdeki kişiler, akrabalarımızla ilgili bazı konular olabilir. Bunlar da bizi meşgul edebilir. Ay ikizlerde zihinsel anlamda çok hareketlidir. Çok fazla iletişim kurabileceğimizi gösteriyor. İş içinde olabilir bu, akrabalarla bağlantılı konular olabilir. Bir şekilde sağlığımızla ilgili bazı bilgi alışverişleri olabilir. Evcil hayvanlarımızla ilgili konular gündemde olabilir. Hareketlilik var. Bol bol konuşma, bilgi paylaşımı gündemimizde. Ama zaman zaman değişkenlikler de olabilir. Bazı belirsizlikler, kararsızlıklar da hissedebiliriz. Özellikle genel sağlığımızda da biraz dikkat etmekte fayda var. Bu hafta Koç burcunda ilerleyen Mars, burcunuzdaki Plüto ile dik açı yapacak ki sert bir açı. Sevgili oğlaklar, o yüzden dikkat etmekte fayda var. En fazla etkilenen burçlardansınız çünkü. Bu durumda özellikle ayın 13'ünde kesinleşecek açı ama 12'si, 13'ü, 14'ü tabii bu açıyı güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Yakınlarınızdaki kişiler, aile üyeleri biraz çok stresli, gergin, agresif olabilir. Yani bu ani bazı çatışmalar, biraz baskılar, bazen böyle mücadeleler yaratabilir. Buna lütfen dikkat edelim sevgili oğlaklar. Bunun yanı sıra özellikle kazalara dikkat edelim. Evde olabilecek kazalar, işte vurma, çarpma, düşme gibi durumlara dikkat edelim. Eklem ağrıları, kemik ağrıları, dizlerle ilgili sorunlar, bazen baş ağrıları, kronik migren ağrıları olabilir ya da dişimizle ilgili ani bir problem olabilir. Çünkü enfeksiyon ve benzeri sorunları da tetikleyebilir Mars-Plüto karesi. Kazalara dikkat edeceğiz. Genel sağlığımıza dikkat edeceğiz. Çevremizdeki kişilerle ilişkilere dikkat edeceğiz. Güvenliğimizi çok önemseyeceğiz. Sevgili oğlaklar, bu hafta genelinde. Hafta sonu Ay Yengeç burcunda biraz daha ilişkilerimize odaklanıyoruz. Eşimizle yapacağımız paylaşımlar öne çıkabilir ki cumartesi günü bu anlamda destekleyici. Partnerimiz, eşimiz, yakın bir arkadaşımız, hani duygusal olarak destekleneceğimiz, birlikte bir şeyler yapacağımız, paylaşımlar yapacağımız bir enerji var gökyüzünde. Hatta iş birlikleri, hatta ticari konular için bile cumartesi günü bu anlamda verimli olabilir. Ama pazar öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde Ay sert açılar yapmaya başlayacak. Mars'la, işte ardından Plüto'yla, Satürn'le gerilimli sert görünümleri var. Bu biraz duygusal olarak zorlayabilir. Yine çatışmalara ve özellikle baskılara yol açabilir. Sakin geçirmekte fayda var. Pazar akşam saatlerini, gece saatlerini daha sakin, daha güvenli, kendi alanımızda dinlenerek belki geçirmekte, biraz içe dönmekte, biraz tefekkür etmekte fayda var sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.